Günaydınlar arkadaşlarım. Bugün yeni bir gün. Hepiniz YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ben şimdi mutfağa geldim. Saatlerimiz 11.10 falan geçiyor. Kahvaltı hazırlayacağım. Kovalarımla birlikte hala aynıyız. Biraz önce tesisatçı aradım, bir yarım saat önce. Ama açmadı. Oğlum ne oldu? Kameralarımıza mı saldırdın? Mesaj attım bugün gelmen gerekiyor falan diye. Çünkü bu su çoğaldı galiba arkadaşlar, yukarıdaki su. Mesela daha biraz önce uyandığımda falan boşalttım bunu. Bakın yine dolmuş. Bayağı da akıyor yani. Şey olarak, zaman olarak da bayağı sıklaştı. O yüzden adamı tekrardan arayacağım. Ama o ilk geldiği günde işte burası biraz zor. Yani yapılabilir mi bilmiyorum falan diyordu. Bilerek de açmıyor olabilir. Yani bana birazcık öyle geldi. Çünkü yapamayacak gibi geldi. O yüzden de gelmiyor olabilir yani. Şimdi tam olarak, net olarak bilmiyorum. Bakacağım tekrar. Bana geri dönüş yapmazsa arayacağım. Açmazsa artık onu anlayacağım. Başka tesisatçı bakacağım. Çünkü yani bu böyle olmaz arkadaşlar. Bunun acil yapılması gerekiyor. Bugün 3. gün oluyor. Ve hani 3. günde bu kadar çoğaldıysa gece yatarken falan da nasıl olacak? Yani bir dahaki şeyde yatarken yatıp uyuyoruz sonuçta. Akşam yatıp sabah kalktığımda her yer su olabilir. Yani gerçekten artık hani burama kadar geldi. O kadar sıkıldım ki bu muhabbetlerden. Diyecek bir şey bulamıyorum. Hayırlısı diyelim. Her şeyde vardır bir hayır diyelim. Şimdi ben kahvaltı hazırlığına geçiyorum. Dedim ki hemen bir giriş yapayım. Oğlum da uyuştu. Videolarım arkadaşlarım artık gerçekten yok. Yani mesela şu an bugün siz bir videomu izleyeceksiniz. Bundan sonra bir tane daha videom var. Elimde onu da dün çektim işte. 2 gün çektim. Ondan başka da videom yok. Artık hani şu an elimde stok video falan yok ama bir tane videosu çekmeyi düşünüyorum. Belki onları da bugün çekerim. Bir de nasıl kilo verdim, nasıl zayıfladım videosu çekmeyi düşünüyorum. Onları belki bugün hallederim diye düşünüyorum. Ama işte bu şeyler modumu düşürüyor. Bakalım abi gelirse eğer, inşallah yapılırsa çok çok daha mutlu olacağım. Yapılmazsa da bakacağız artık. Ben şimdi kahvaltı hazırlığına geçeyim. Kamerayı da hemen oraya şarj edeyim. Çok az şarjım bitecek. Farklı bir şey yapmayacağım ama arkadaşlar. Olsun yine de böyle. Aralarda ASMR olarak falan olmasını sevmişsiniz. Bana yorumlarda ve Instagram'dan belirttiniz. Hoşunuza gitmiş o şekilde olması. Ben de o şekilde yapmaya devam edeceğim inşallah. Hadi o zaman kahvaltı hazırlığına geçelim. Evet arkadaşlarım. Sabah kahvaltıyı sizinle hazırlayayım diye düşündüm. Sonra şarja taktım kamerayı. Sonra da orada unuttum. Evet, çekim yapmadım. Şarjı bir daha dolmamış bile. Hala ışığı yanıyordu. Normalde dolunca ışığı sönüyor. Hala yanıyor. Yani saat 11.30 gibi falan taktım. Hala dolmamış gözüküyor. Bunun da nedenini anlayamadım. Normalde 2 saate en fazla dolar. Şimdi ben bu süre içinde ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Bayağı detaylı bir temizlik yaptım. Halıları kaldırdım, her yeri güzelce süpürdüm. Temizliğe aslında şöyle başladım. Mutfağı süpürecektim, kırıkları falan arındıracaktım. Dedim ki mutfağı süpürmüşken yatak odasını da bir süpüreyim. Yatak odasını süpürmüşken koridorda kumlar vardı, onları da bir süpüreyim dedim. Sonra oraya kadar gitmişken küçük odayla salonu da süpüreyim dedim. Oraları da bir güzel süpürdüm. Sonra halıları kaldırdım. Dedim ki süpürmüşken güzel bir şekilde dezenfekte edelim. Hem Leo da çok yerlerde dolaşıyor, yatıyor falan ya. O yüzden hemen bir sirkeli harap sabunu ile su hazırladım. Her yeri güzelce, hatta 2 kere sildim. Tozları aldım. Yatak odasını falan, her yerin tozlarını da aldım. Dün banyoyu da temizlemiştim. Bugün klozeti temizledim. Sadece lavaboyu falan temizlemedim. Yani bayağı detaylı bir temizlik yapmış olduk. Kahvaltı falan zaten toplamıştım yani, onları kaldırdım. Sucuyu aradık bir de Hakan'la. Tesisatçı yani. Tesisatçı da yarın sabah geleceğim dedi. Bu 3. 4. katta olduğu için merdiven lazımmış. Merdiveni de yokmuş. Merdiven de yarın gelecekmiş. Yarın sabahtan geleceğim dedi. Bayağı fazla akıyor çünkü şu anda. Daha da çoğalırsa başka yerden de patlak verecek ya da evin başka yerlerine de yayılacak diye de korkuyorum. Masamın çünkü bir tarafı zaten kabardı. O airfryer'ların falan koyduğum kısmın, masamın kabarmış. Onu ters çevireceğim. Bu su işi falan bitsin. Ters çevireceğim. Diğer tarafını koyacağım. Çünkü böyle kötü gözüküyor. Yani dolapların falan da kabarmasını istemiyorum. Daha fazla suyla aşırı neşir olup hani bir an önce yapılmasını istiyorum. Neyse, size de böyle devamını getireyim dedim.
Temizliği bugün sizinle yapamadık arkadaşlar ama artık yarın falan yaparız. Süpürge zaten her gün yapılıyor, süpürme silme. Kendime salata yapacağım bugün. Şöyle tavuk çıkardım ama bunları birbirinden ayırmam için bunların çözülmesi gerekiyor. Saatlerimiz şu anda 4'e geliyor. 4'e çeyrek var. 6 gibi koyarım 2 saatte. Böyle bir metal bir şeyin üzerine koyacağım daha hızlı çözünsün diye. Tavuk çıkardım. Göbek marulum var. Mısırım var. Yoğurtlu salatadan yapacağım. Hakan gececi olduğu için o yokken salata yiyorum ben, daha iyi oluyor. 2 günlük zaten çıkar muhtemelen buradan arkadaşlar. 2 günlük yani bugün yarın için yemeğim de hazır olmuş olur. Çok çok dolduruyor zaten karnımı. Hani şişiriyor. Bayağı tokluk hissi veriyor. Benim imtihanım hala devam ediyor. Şimdi buraya gelmişken kahve yapalım arkadaşlarım. Bugün biraz önce temizliğimi bitirdim. Hatta şöyle temiz bir ev turu yapalım. Şöyle mis gibi her yer pırıl pırıl ve tertemiz oldu. Işığı kapatalım. Burada sadece Leon'un oyuncakları var yerlerde. Küçük odada oturduğumuz için orada bir sıkıntı olmuyor. Yani dağınıklık yok zaten arkadaşlar. Ama orayı da temizledim tabii ki. Böyle burayı da süpürdüm, sildim. Halısını da serdim. Temiz mi aşkım burası? Ama oda parfümü sıktım. Buradan çıkalım, tamam mı? Bir iki saat falan parfüm yayılsın. Ondan sonra geri gireriz. Hakan da gece burada gececi ya. Geldiğinde yatmış. Televizyon izlemiş. Kumandamız ve suyu orada. Bu şekilde yani. Burası da temiz. Hava alsın diye camları da açtım. Çünkü sprey sıktım arkadaşlar. Koku sıktım. Şimdi bu kapıyı kapatacağım. Çünkü Leo'ya zarar vermesin. Yani şu anda durum bu. Ben bir kahve yapayım. Buraya gelmişim. Şurada bir boyam vardı arkadaşlar. Hakan dün değil, önceki gün poşet arıyordu. Bak kuşun. Onun oyunu böyle böyle oynatıyordu şimdi. O kavanozu da poşet sandı. Poşetin içindeydi ya. Yani poşetin içindeydi kavanoz. Onu da poşet sandı, kaldırdı. Sonra değilmiş dedi, yere bıraktı ama sert bıraktı. Ben sesi duydum ama kırılacağı hiç aklıma gelmemişti. Gerçekten hani bugünlerde üstümde yine bir sıkıntı var. Üstümde nazar mı var artık arkadaşlar bilmiyorum, bir şey var. bir musibet var yani üzerimde. Burayı süpürüyordum, temizliyordum, bir baktım yan taraftan böyle boya akıyor, gri hem de. Fayansın üzerine gelmiş. Duvar zaten boya biliyorsunuz ki oraya gelmiş. Köşe zaten çıkmadı. Koyu renk kaldı. Bakın. Ders olan kısımda yani kaldı. Çıkar da zamanla çıkar yani. Gerçi burası su olan bir yer değil. O yüzden belki de çıkmaz, öyle kalır. Neyse dedim yani. En azından dersler de gri ya. Aşırı derecede çok belli olmadı. Ama moralim bozuldu yani. Canım sıkıldı çünkü gerçekten her şey üst üste geliyor. Ve hani bu biraz benim canımı sıkıyor. Bir şey oluyor. Hemen arkasından başka bir şey oluyor. Daha biri düzelmeden başka bir şey oluyor falan. Böyle insanın modu düşüyor. Şimdi kahvemi içeyim, sakinliğim. Bunun için de her şeyde vardır bir hayır diyelim arkadaşlarım. Kahve yapımına geçelim. Muzlu bir ara öğün yaptım arkadaşlar. Muz yiyeceğim. Tatlı istiyor canım. Ve kahvemi içeceğim. Sonra da akşam yemeği hazırlığına geçerim artık. Markete gittim, geldim arkadaşlarım. Birkaç şey lazımdı aslında da. Hatta birkaç şey değil, bayağı bir şey lazımdı. Sütüm bir tane kalmıştı. O da zaten bitmek üzere. Şöyle iki tane yarım yağlı, bir tane de laktozsuz süt aldım. Bunu Hakan istedi. Rahatsız ediyormuş süt. Bir alır mısın, bir onu deneyelim, rahatsız etmezse bundan sonra ondan alırız dedi ona. Şöyle Arap sabunu aldım. Arap sabunum bitmek üzereydi. Ben de yeni bir tane hemen aldım. Zaten temizliğimi, çoğu şeyini Arap sabunuyla yapıyorum ve bayağı yani çok uzun zamandır Arap sabunum var elimde. Tuzum da Miller tuz baktım ama maalesef yoktu.
gittiğimde aklıma gelmedi. Orada var mı bilmiyorum ama A101'de aklıma geldi. Şöyle Samire. Yani A101'in herhalde bu tuz. Bundan aldım. Umarım tadı vardır. Sonra nanem çok az kalmıştı. Bir tane nane. Kimyonum bitmek üzere. İki tane de şöyle kimyon aldım. Bunları da kaplarına doldururum. Salatalık aldım. Patates alacaktım ama A101'de de Bim'de de yoktu. Teslimat yarın falan gelir herhalde diye düşündüm. Yani bu kadar, aslında başka da bir şey almadım. Beyaz sirke alacaktım bir de. Beyaz sirkeyle Arap sabunu. Bundan sonra temizliği sadece onlarla yapmayı düşünüyorum. Sadece banyo temizliğinde ya da böyle ayda bir kere falan kokulu olanla silerim diye düşünüyorum. Çünkü Leo biliyorsunuz ki bir sürü şeyden etkilendiği için hani kimyasal kullanmak istemiyorum bir süre. Ya da böyle Leo mesela burada mutfakta çok durmuyor. Yani ben yemek yaparken falan geliyor. Onun dışında çok durmuyor. Ya da mesela mutfağı kokulu olanla, mutfağı ve banyoyu kokulu olanla silerim. Yatak odasını falan, kapılarını kapatırım. Yani ya o şekilde yaparım. Sildikten sonra kapılarını kapatırım. Koku çıkana kadar oraya girmesin. Ya da direkt Arap sabunu ve beyaz sirkeyle temizliğini yaparım. Dezenfekte olsun. Leo için de bir zararı olmasın diye. Aldıklarım böyleydi. Dışarıda yağmur yağıyor arkadaşlar. Çiseliyor yani. Çok çok böyle az çiseliyor. Çiselesin yansın çünkü gerçekten susuzluk var. Ve bu kötü bir şey. İstanbul'da da zaten yaklaşık 2 aylık su vardı. Bundan bir hafta önce falan paylaşmışlardı. Çok azalmış. İnşallah tabii ki tekrardan barajlar falan her şey dolar. Yağmurlar, karlar olması gerektiği gibi yağar inşallah. Diyelim. Şimdi saatlerimiz 6'ya geliyor. Tavuk baya baya erimiş arkadaşlar. Gerçekten bu, yani bilmiyorsanız sizin de aklınızda bulunsun. Bu metalle birlikte çözülme oluyor. Gerçekten çok 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 hızlı oluyor. Çünkü metal çok hızlı bir şekilde ısıyı yaydığı için, dışarı verdiği için gerçekten çözülmüş. Normalde bir metalin üstüne koymasam bu kadar hızlı çözülmezdi. Onu da işte 2 saat önce falan çıkardım. 2 saatte neredeyse, yani çok çok az kalmış buzu. 20 dakika, yarım saat sonra, yani 6'yı 10 geçe falan onu da koyarım haşlanmaya. O da haşlansın. Hemen zaten haşlanırken göbek marulumu doğrarım. Mısırım zaten hazır, onda sıkıntı yok. Bunu da içine doğrarım. Salatalık doğrarım. Böylece yemeğim de hazır olmuş olur. Böyle yani arkadaşlar, bugün yine aslında işte temizliği de sizinle birlikte yapsaydım bu videoyu direkt burada kapatırdım. Ama maalesef ki temizliği yapmış bulundum. Artık bir sonraki günlerde, yarın değil öbür gün, zaten 2 günde bir böyle büyük temizlik yapıyorum. Bir de alacağım birkaç şey var internet üzerinden. Söylemiştim, airfryer'ımı satışa koydum. Teklifler falan geliyor. Onu muhtemelen satarım zaten birkaç güne diye düşünüyorum. Onun dışında da arkadaşlarım buharlı temizleyici gördüm. Çok iyi bir marka değil. UE diye bir markanın. Nasıldır bilmiyorum. Kullanan influencerlar var aslında. Yani YouTuber olarak takip ettiğim kişiler var. Güzel olduğunu söylüyor. Yorumları falan da güzel ama Hakan'a da gösterdim. Bugün çok da iyi bir fiyata düşmüş. Yani bir sitede 5000 lira, bir sitede 2800 küsüre düşmüş. Onu alsam mı diye bir düşünüyorum. İnşallah fiyatı artmaz. Alırsam onu bugün alırım. Airfryer satıldıktan sonra bir tane de şu anda tam net olarak karar veremedim. Philips mi alsam yoksa tekrar Xiaomi mi alsam diye. Philips'lerde arkadaşlarım 7.2 litrelikler var. 7 litrelik var. O 4400 mü ne, öyle bir şey. Xiaomi'nin 6 litreliği 3400 lira. Yani aralarında 1100 lira falan fark var ama Philips'in şeklini beğenmiyorum ben. Yani Philips'in, baktım bugün aslında o 7 litrelik olandan da alabilirim diye düşündüm. Ama şeklini hiç beğenmedim arkadaşlar. Xiaomi'ninkini yine daha çok beğendim. Onu bayağı beğeniyorum zaten. Olmadı yine Xiaomi'ninkini alacağım. Eğer işte kullanırım böyle 2 sene falan, onu da kullanırım. 1 sene 2 sene sonra onu da satarım. Eğer istersem üzerine ekleyip tekrardan büyüğünü alırım bana yeterli gelmezse diye düşündüm. Yani muhtemelen yine Xiaomi alacağım. Reklam falan değildir bu arada. Yani böyle size de bir güncelleme yapayım dedim. Zaten aldığım zaman kargolar gelince sizlere de gösteririm. Tanıtımı da yaparım. Böyle biraz sonra yemek hazırlığına başlayacağım ben de şimdilik. Bay bay. Thank you.
benim salatam hazır arkadaşlarım. Şimdi yiyeceğim kadarını ayıracağım. Yoğurt diyeceğim, tuz diyeceğim. O şekilde yiyeceğim. Size de göstereyim dedim. Akşam yemeğim, hatta yarınki akşam yemeğim de bugünden hazır olmuş oldu. Yani ben tek başımayken bu tarz daha hafif şeyler yemeyi daha çok seviyorum. Hakan yokken ya çorba yapıyorum kendime sadece ya da böyle salata yapıyorum. Tabii bu birazcık bol tavuklu olmuş olabilir ama bunu karıştıracağım, ikiye böleceğim işte ya da ne kadar yani yeterse 3'e de bölebilirim bilmiyorum. Bakacağım. O şekilde yoğurtlayıp yiyeceğim. O zaman bana afiyet olsun. Yeni bir günden hepinize selamlar arkadaşlarım. Bugün günlerden cumartesi ve biraz önce de söylediğim gibi yeni bir gün. Bu videoda yine nerede kaldığımı hiç hatırlamamakla birlikte biraz önce gördüğünüz rutin bir süpürme temizliğimi yaptım. Dün değil, önceki gün detaylı olarak temizlik yapmıştım. Dün yanılmıyorsam hiç video çekmedim. Bugün de arkadaşlar yine şöyle güzel bir dip köşe her yeri süpürdüm. Koltuk örtülerini, yastık kılıflarını, her şeyi çıkardım, yıkadım arkadaşlar. Kurudular hatta. Hava da güzeldi. Dışarı astım, hızlıca kurudu. Hatta battaniyelerimi falan da yıkadım. Ve suyumun da yapıldığını gördünüz sanırım arkadaşlar. Kahve makinamı, filtre kahve makinam yukarıda. Su sorunu da çok şükür ki çözüldü. İnşallah bir daha da olmaz.
Her yer tertemiz, mis gibi oldu, parladı. Şimdi bir sele çamaşırım var. Onları katlamam gerekiyor ama onları ben hızlıca katlayayım. Video çekmeye gerek yok çamaşır kısmını çünkü ben de severek yaptığım bir şey değil. Bir şeyler açıp izleyerek yaparım. Yani bugün günümüz böyle devam ediyor. Saatlerimiz bu arada 5 oldu yani bayağı akşam oldu artık gündüz falan da değil. Hakan da evde. O da oyun oynuyor. Leo'yla birlikte yatıyorlar. Dediğim gibi günümüz şu anlık bu şekilde ilerliyor. Rutin evdeki işlerimi yaptım. Çamaşırlarımı toplayacağım. Yine askıda yıkanmış çamaşırlarım var. Yine çamaşır sepetim dolu. Hiç boşalmıyor. Tekrardan onları ayırıp makineye atacağım falan filan derken günlük rutin işler yani yapılmış oluyor arkadaşlarım. Hepimiz gibi. Her ev gibi. Şimdi ben gidip çamaşırlarımı katlayayım. Sonrasında ne yemek yapacağımı da bilmiyorum. Maalesef ki. Onu da ayarlamasını bir yaparız. Bir konuşalım bakalım. Onu da ayarlamasını yaptıktan sonra yemeği de yaparım diye düşündüm. Tırnaklarım yine çok güzel bir şekilde uzamıştı arkadaşlar. Yine kırıldılar. Çok suyla haşır neşir olduğum günlerde maalesef ki tırnaklarım kırılıyor. Durmuyorlar yerinde. Çünkü tırnağım hala çok güzel uzun. Keşke hepsi hep böyle uzun olsa da böyle ucusunca güzel dursa ama maalesef olmuyor. Bakalım ama şu anda daha da güçlüler gibi hissediyorum. Ben gidiyorum çamaşırlarımı katlayacağım. Sizinle de daha sonra yine görüşürüz. Evet. Bugünkü menümüz balık. Yaptırdık. Hakan da burada. Ya tipe bak. Ay. Soğanlı sumaklı. Limonlu bir soğan salatası hazırlıyor. Yemeğimizi yiyeceğiz. Günaydınlar arkadaşlarım. Bugün yeni bir gün. Günlerden de pazar. Bugün aslında pazar günümüzde. Yani pazara da gideceğiz. Yaklaşık bir aydır mı, bir buçuk aydır mı ne pazara gitmiyoruz. Gerçekten evde hiçbir şey yok. Hep böyle marketlerden aldıklarımla. Zaten birkaç şey almıştım. Hakan gececiye denk geldiği için. Aldım birkaç şeyle. Tüm hafta onları hani tüketmeye çalıştık. Hakan'ın olduğu hafta da ben hastaydım. Yani onun sabahçı olduğu hafta. Zaten gidememiştik. O yüzden de yine işte böyle kuru fasulyedir. Salatalık malzemem vardı. Yani domates salatalık vardı zaten. Kuru fasulyedir, tavuktur falan o tarz şeylerle geçiştirdik. İyi oldu. Çok çok ihtiyacımız da olmadı ama şimdi diyoruz ki burada mesela satıcı geçti dün. Patlıcan aldım. Ama patlıcanı çok beğenmedim açıkçası. Küçükler yani çok fazla küçükler. Ben mesela karnıyarık falan yaparsam o kadar küçük sevmiyorum. Ama zaten bu hafta Hakan evde olduğu için karnıyarık yapmam. Yani Hakan varken daha çok oturtma yapacağım ondan sonra. Çünkü o oturtmayı beğenmişti. Daha önce yapmıştım. Şöyle evimde toplu. Paşamız da burada. Leon'un tırmalama tahtası şu anda yok. Yani tırmalama tahtasını söktüm ben. Bayağı kötü olmuştu. O yüzden şuraya bir tane onun tırmalaması için şey getirdim. Bilimi var onun. Onu da tırmalıyor. Onu getirdim koltukları falan tırmalamasına. Ama tabii tırmalıyor. Bu yastıkların kılıflarını söylemiştim. Çıkardım. Onları yıkayacağım. Şurada da çamaşırlar var. Hakan'ın iş çamaşırları. Onları da valizine koyacağım. Haftada bir onunla işe götürüyor bunları. Sonra canlarım. Kahvaltı hazırlığıma başlamıştım. Söyledim. Patatesli yumurta yapacağım. Patateslerimi kızartıyorum. Söyledim. Patlıcanlar bunlar bakın minicik. Yani çok küçükler. Böyle bugün de birazcık çeşitlilik olsun istedim. Hemen patlıcan közleyeceğim. Belki bir tane şey var annemin. Köz patlıcan öyle yağda döndürüyor. Üstüne domates sosu ekliyor falan. Belki ondan yaparım. Bakacağım. O da çok güzel. Ben mancanın bibersiz olanı gibi bir şey. Patateslerim olmuş. Onları da bir çıkartayım. Tavama koyayım. (Gülüyor)
arkadaşlarım. Patlıcanımı böyle kabuklarını soydum. Biraz yağ koydum içerisine. Birazcık da iki diş de minik sarımsak rendeledim. Şimdi onu böyle birazcık döndüreceğim, yağda kızdıracağım. Patateslerim de hazır. Şimdi içerisine bir de yumurta kıracağım. Hakan çok seviyor patates yumurtayı. Ben de çok seviyorum. Zaten patates yumurtayı yediğim günlerde başka hiçbir şey yemiyorum. Yani daha doğrusu yanında abartmıyorum. Zeytinidir, şudur budur. Ama ayda, haftada bir falan yiyorum. O yüzden çok da önemsemiyorum açıkçası. Sonra da şöyle masamı da hazırladım. Şimdi Hakan da ekmek almaya gitti. Yumurtaları kıracağım. Hem patlıcanlı mancamızı hem de patates yumurtamızı koyacağım. Size son halinde çekerim. Bambaşka birini açtım bir de arkadaşlar. Bunun son 3-4 bölümünü izlemiyordum. Şimdi onu izliyorum. Hem izleyecek bir şey de yok zaten. O yüzden onu da açtım, izleyeyim bari dedim. Şimdi ben yumurtayı falan kırayım. Mancayı da yapayım. Son halinde size göstereyim. Evet arkadaşlarım, kahvaltı masamı toparladım, kaldırdım, orasını bir süpürdüm. Süpürgeyi kenara koymuştum ki düştü ve kırıldı arkadaşlarım. Şurada bir tane şey var, klips gibi bir şey var, bununla motor kısmını birbirine bağlayan. Size aslında bunun ne kadar kolay olduğunu anlatmak için bu videoyu, yani şu anda burada söyleyeyim dedim. Çünkü Phantom tanıtımıyla ilgili bir video çekmiştim ve o video da çok güzel izlendi sürekli olarak. İşte hala memnun musunuz, hala kullanıyor musunuz vesaire gibi yorumlar geliyor. Bu arada motor kısmını yine kırdım. Burası da kırıldı. Çok uygun fiyatlı parçaları var, öyle söyleyebilirim. Şu klipsi ben almıştım. 25 liraya almıştım ve iki tane klips, iki tane de yedek içerisindeki çöp torbası var ya, şu gördüğünüz beyaz kısım. O çöp torbasından da iki tane göndermişlerdi. Hatta ben bunu iki kere ben kırdım, iki kere de eşim kırdım. Yani 4 tane çöp torbası, bir de kendisinin zaten vardı. 5 tane çöp torbası var. Çöp filtresi var işte, bu artık ne oluyorsa. Böyle Hakan'ın alet edevatlarının içinde, bakın şurada bir tane renkli var ya. Onlar vardı zaten, birkaç tane olması gerekiyor elimizde. Bakacağım. Klips kısmını şu anda hemen değiştireceğim. Kendim de değiştirmiştim ben bir kere. Hakan yaparken bakmıştım, kolaydı. Ama tabii bu motor kısmını ben değiştiremem arkadaşlar. Motor kısmının da üstü görüyorsunuz ki farklı renklerde. Bunu benim videolarımı izleyenler zaten biliyor. Siyah rengini bulamadım, yoktu. Sadece gri renginin motor kısmı vardı. Yine aynı yerden aynı şekilde alacağım. Motor kısmını da değiştiririz. Zaten o da kolay. Hakan onu hemen halleder. Ya bu benim elim ayağım arkadaşlar. Çünkü büyük süpürge gerçekten oradan oraya taşımak falan sıkıntı, zor. Bir de çok fazla, yani ev mesela geniş. Ben şimdi yatak odasına koyuyorum süpürgeyi. Yatak odasına çıkartırken gardırobun kenarlarına çarpıyor, gardıroba zarar veriyor, makinenin kendisine zarar veriliyor falan derken yani çok fazla zorlanıyorum. O yüzden de bu dik süpürgeyi hemen kullanıyorum ve çekim gücü falan zaten çok güzel. Yani normal büyük süpürgeden bir farkı yok. Hani hiç büyük süpürge almamış olsam ki, bilseydim böyle bir süpürge var, büyük süpürgeyi almazdım. Gerçekten almazdım. Hem çok fazla boşuna para vermiş oldum. Ya o zamanın parasıyla, yani bundan bir 5 sene önce düşünün. 2018'de aldım. 1500 lira gibi, 1333'tü hatta yanlış hatırlamıyorsam. O tarz bir indirimli haliydi bu arada bu. Fiyata almıştım. Normalde 2000 liraya yakındı herhalde. O zamanın fiyatıyla gerçekten pahalı bir markaydı. Ve hani güzel olduğunu düşünerek aldım. Evet gerçekten çok güzel. Bu arada çok memnunum büyük süpürgemden de. Fakat arkadaşlar bu çok pratik. Yani hani bu tarz dik süpürgenin varlığından haberdar olsaydı, ben bunu çok sonradan öğrendim. Hani böyle pratik evimin altında bir şey olsun arayışına girdikten sonra öğrendim. Bilseydim bunu alırdım. Hiç büyük süpürgede almazdım. Yani ihtiyaç duymazdım. Bu zaten çok çok yeterli oluyor. Zaten robot da alırdık. İkisi tamamen yeterli olurdu. Evlendikten bir 4-5 ay sonra aldım. 2,5 sene falan oldu. Bunu kullanıyorum. Ve biraz önce de söylediğim gibi bozulsa da kırılsa da, hani zarar da görse çok hızlı bir şekilde zaten onarıldığı için hemen şipşak onarıyordu. 2,5 senedir bunu kullanıyorum. 2,5 senede büyük süpürgeyi toplasanız arkadaşlar 10 kere belki kullanmışımdır. Belki kullanmamışımdır. Hakan, yani eşim, daha çok onunla süpürge yaptığında o büyük süpürgeyi alıyor. Onunla çekiyor. Çünkü onun kıl tarama kısmı var. Bir başlığı var. Böyle yanlarında süpürgeleri var. Tüylere daha güzel çekiyor. Evet, yani o başlık. Bunda çok başlık seçeneğim yok. Yani zaten pek hiç yok. Yani bir tane başlığı var. Yani eşim, anlayacağınız, onu kullandığı zaman kullanıyor. Ben pek kullanmıyorum açıkçası. Şimdi bunu buradan çıkaracağım da nasıl çıkaracağımı unuttum ya. Bakayım arkadaşlar yapabilecek miyim? Yapamazsam Hakan'a söyleyeceğim. Kısmı sağlam şu an. Alt kısmı kırılmış. Bakın elimde zaten bayağı iki daha var. 4 tane falan olması lazım dediğim gibi. Bir tanesi bunda. Çünkü ben çok sık
kırdım yani. Bir tane daha, üç tane oldu. Bir tane de alt kısmı var. Evet, buldum bu alt kısmını. Şimdi bunu çıkartayım, anladım. Bunu onaracağım arkadaşlar. Yani toplamda şu üst kısmı 150 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Aldığımda alt bu klipsleri de 25 lira falandı. Bir tane daha çıktı. Kaç kere kırmışsın? Galiba 4'ten fazla kırmışız arkadaşlar, şuraya bakın. Yaklaşık 200 lira bile etmeyen bir tutara yenilenebiliyor. Kullanımı ve maliyeti çok çok uygun. Zaten şu andaki diğer fiyatlara göre inanılmaz uyguna geliyor. 24'te biri falan diyebiliriz. Şöyle düşünün arkadaşlar. Şahin arabalar oluyor ya. Şahin. Yani bozulsa da gidiyor. Öyle düşünün. Yani bu da öyle. Bozulsa da giden. Bozulsa da giden bir ürün gerçekten. Elinizde kalmıyor, öyle söyleyeyim. Yani bir motoru bozulursa, yanarsa falan sıkıntı olabilir. Kullanılmaz hale gelir. Onun dışında herhangi bir şey olmaz yani diye düşünüyorum. Şimdi motor kısmını dediğim gibi ben değiştiremeyeceğim. Zaten internetten sipariş vermem lazım. Bu elimizde var diye bunu yapabildim ama sipariş vereceğim. Geldiğinde Hakan da değiştirir. Benim şu anda sadece bunun... Yani birkaç gün yine kullanılır, idare ederim. Yapıştırırım şuralarda. Yenisi de geldiğinde değiştiririz. Şimdiki fiyatlarına bakarım, fiyatları nasıl. Bana soranlar için sizlere de söylemek istedim. Elinizde hani Şahin arabanız olur ya arkadaşlar, Şahin, Kartal falan. Yani arabalar eskidir, hani hurda falan deriz ama arabayla yolda kalmazsınız yani, her yere gidiyor. Bizim de bir dönem Şahin'imiz vardı bu arada Hakan'la. O yüzden biliyorum. Mesela yolda pek kalmıyorduk. Hatta bir ara BMW'miz vardı. Onunla çok yolda kaldık yani. Araba çok güzeldi ama çok yolda kaldık diyebiliriz. Şahin'i daha çok kullandık yani. Süpürgelerin Şahin'i. Çekim gücü de güzel. Bozulmuyor da. Elinizde de kalmıyor. Uygun fiyatlı da. Bu şekilde. Eğer almak isteyen varsa ben hala aktif bir şekilde kullanıyorum. Hala memnuniyet şeylerim aynı arkadaşlar. Memnunum yani. Süpürüyor mu? Çok güzel de süpürüyor. Çekim gücü gerçekten hani ben 200 TL'ye aldım. 200 TL'lik bir makine için bence çok çok iyi. Tek sıkıntısı sadece bu uç kısımlarına takılan bir tane daha aparatı var. Eğer birazcık geliştirebilirlerse o aparatları bir tık daha uzun yapıp, çünkü böyle süpürürken şu kısmı tombik olduğu için burası değiyor. Yani süpürgenin buradaki başlık kısmı süpürdüğünüz yere, yani koltuğa, yatağa falan değmiyor. O sıkıntı. Onu birazcık daha uzun yapıp işte başlıklarını arttırabilirler bence. Yani en fazla 200-300 lira fazla yani zamlanır diye düşünüyorum. Ama gerçekten bayağı bir tercih edeni var. Ben almadan önce bu kadar çok kişide olduğunu bilmiyordum. Aldıktan sonra hani öğrendiğim için belki de dikkatimi çekti. Gerçekten memnuniyeti de yüksek bir ürün. Eğer ki almayı düşünen varsa kesinlikle ben çok memnunum. Alabilirsiniz. Zaten görüyorsunuz. Hani saklayacak, yalan söyleyecek bir şeyim yok. Her gün bunu kullanıyorum. Büyüğünü hiç çıkarmıyorum neredeyse. Memnunum ve kullanımı çok çok rahat diyebiliriz. Evet, bakın yaptım bile. Hepsi bozulmuştu. Evet. Bıçak çıkıyordu, temin düşüyordu arkadaşlar. Şu anda sapasağlam, görüyorsunuz. Böyle. Arkadaşlarım biz pazara gittik, geldik. Hemen aldıklarımı göstereyim istiyorum. Videoda çok uzun bir video olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Şöyle domates aldım. Bayağı uzun bir zamandır gitmiyorum pazara. Şöyle Charleston biber aldım. Buzluğa koymalık şöyle iki tane karnabahar aldım. Karnabaharı Hakan çok sevmiyor. O yüzden ben o gececi olduğu günlerde yerim diye düşündüm. 2 kilo kadar mandalin aldım. Mandalinalar da küçük ve böyle ince kabuklu. Yani biraz ekşi gibi duruyor ama ben zaten ekşi severim mandalinayı. Muz aldık şöyle 1 kilo kadar galiba. Patatesimiz bitmişti. Patates aldık. Salatalık aldık. Havucum, bunu da aslında bir boş zamanımda, yarın galiba bir boş zamanım var, bakacağım. Bunları böyle küçük küçük doğrayıp buzluğa atmayı düşünüyorum. Yemeklik olarak iyi olur. Aynı şekilde karnabaharı da o şekilde yapacağım. Ve yumurta aldık. 2 koli yine her zaman aldığımız gibi. Aldıklarımız bu kadar. Şimdi ben birazcık yukarı çıkacağım. İzmir'den kuzenimiz gelmişti. Bunu söylemedim galiba bu videoda. 2 gün önce geldi. Ya bugün ya yarın gidecek. O yüzden onun yanında birazcık oturayım istiyorum. Böyle bir kahve falan içeriz. Bir yarım saat otururum, aşağı inerim. Sonra da zaten bugün pazara gidip geldiğimiz için herhangi bir yemek yapmadım. Elimde şu anda yiyebileceğimiz bir yemek de yok. Hakan'a salçalı makarna yaparım. Salça makarna seviyor. Ben de kahvaltılık yumurtalı bir şeyler yaparım kendime. Ben de yumurtayı seviyorum zaten. Her saat yerim. O zaman sizlere artık burada veda ediyorum arkadaşlarım. Umarım beni severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Umarım videolarım da hoşunuza gidiyordur. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.